Geçtiğimiz günlerde Spider-Man No Way Home filminin fragmanı yayınlandı. Bu filmin fragmanı, Marvel hayranlarının çok beklediği bu fragman, son 24 saatte 355 milyonu aşkın izlenme alarak 24 saatte en çok izlenen fragman rekorunu aldı. Bunu daha iyi anlamak için biraz kıyas yapalım. Ama öncesinde videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. YouTube algoritması için bu lazım oluyor bizlere. Diyelim ve hemen kıyaslamamıza geçelim. Fragman 24 saatte 355 milyon aşkın izlendi. Bu Türkiye nüfusunun 4 katından fazla demektir. Amerika nüfusunun da 30 milyon fazlası demektir. Yani biraz daha kabaca söyleyecek olursak yaklaşık olarak dünya üzerinde 100 kişiden 4'ü daha 24 saat geçmeden filmin fragmanını izlemiştir. Açıkçası benim de çok sevdiğim seri olan Marvel filmine bugün duygusal bakmak yerine biraz daha mantık çerçevesine bakmaya çalışacağız. Evet, Spider-Man'in 2002 versiyonu, 2012 versiyonu ve son versiyonunun bir arada bulunması çıtayı tavan yaptırıyor diyebiliriz ve herkesin ilgisini çekiyor. Açıkçası benim de çok ilgimi çekiyor. Çünkü bütün anılarımız 2002'den bu yana, çocukluğumuzun da 2002'yi ben görmedim ama hatırlamıyorum daha doğrusu, ama 2002'den bu yana bütün anılarımızı bir arada görebileceğimiz bir film olacak. Bu da hali hazırda çıtayı tavan yaptırıyor diyebiliriz. Bunun ben farkındayım. Marvel, Hollywood filmleri milyarlarca kişi yaparak dünya üzerinde çok etkili oluyorlar. Aynı zamanda milyarlarca dolar kazanan bu filmleri milyonlarca insan izliyor. Milyonlarca insanın aynı çerçeveye baktığını düşünün, aynı karelere baktığını düşünün. 2-2,5 saat boyunca ne veriyorsanız, ne göstermek istiyorsanız onları izliyorlar. Böyle bir fırsatı algı yönetmenlerinin kaçırmayacağı kesindir. Bir de bu filmleri izlemeye gelenlerin hepsi zevkle ve merakla izlemeye geliyorlar. Bu da dolayısıyla mutlu oldukları için verdiğiniz mesajlara ne kadar açık olduklarını gösteriyor bizlere. Ne veriyorsanız, hangi mesajı vermek istiyorsanız algı yönetmenlerinin nazarında, o mesajı izleyici lüp diye alır. Spider-Man'in bu yeni filmi de milyonlarca insanı aynı çerçeveye baktırtacak. Ve daha da fazlası, Marvel sinemasının en çok izlenen filmi olan Avengers Endgame'den de daha fazla izlenecek gibi duruyor. Bu tarz filmlerin aksiyon, görsel efektten öte bir hikayesi vardır. Sadece bunları aksiyon, görsel efektten ibaret sanmak büyük bir yanılgı olur. Zaten meşhur olmuş tüm filmlerin, meşhur olmuş, dünya çapında meşhur olmuş, bir ses yapmış bütün filmlerin ortak bir özellikleri vardır. Mutlaka bir mesajları vardır. Açık da olsa, gizli de olsa mutlaka mesajları vardır. Çünkü az önce belirttiğimiz gibi algı yönetmenleri bu tarz filmleri, böyle milyonlarca kişinin izlediği filmleri es geçmiyorlar. Dünya üzerindeki belli güçlü lobilerin fikirlerine hizmet eden ve bu minvalde insanları yönlendirmek isteyen fikirleri filmin içine ustaca yerleştiriyorlar ve bunu siz hissetmiyorsunuz bile. Bir yandan bu fikirleri kendi bünyenize alıyorsunuz, bilinçaltınıza dolduruyorsunuz. Gelelim tekrar Spider-Man No Way Home filmine. Bu film gerçekten yılların anılarını taşıyacak bir film olacak. 2002'den bu yana hangi karakterler vardıysa bütün karakterlerin bir arada bulunacağı bir film olacak gibi gözüküyor. Bu da açıkçası bizlere bir fikir veriyor. Tahminlerimize göre son 20 yılda gerçekleştirilmiş tüm yeniliklerin, yeni dünyaya hizmet eden fikirlerin bütün hepsinin yüce olduğunu, eski dünyada kalanların, eski dünya fikirlerinin, tırnak içerisinde söylüyorum bunu, eski fikirlerin hepsinin birer yobazlık olduğunu, geri kafalılık olduğunu gösteren mesajlar içerecek gibi gösteriyor bu film. Çünkü film bizleri T-2002'ye kadar götürecek. Bu da bize şunu gösteriyor. Bu filmle uyumlu olması için 2002'den bu yana, yani yaklaşık 20 yılda gerçekleştirilmiş bütün şeyleri algı yönetmenleri ustaca bize gösterecek ve böylelikle iyi fikirlerin, yeni dünya düzenine uyum sağlamış birçok fikrin yüce olduğunu bizlere göstermeye çalışacaklar ve bunun yanı sıra eskiye kalmış bütün fikirlerin yobazlık, geri kafalılık olduğunu göstermeye çalışan noktalarda değinmiş gibi gözükecek. Bu sadece tahminden ibarettir diyebiliriz ama. Bu tahminim tutar mı tutmaz mı bilmiyorum. Açıkçası onu Spider-Man filmi izledikten sonra belki bakarız, duruma göre bir videoda çekebiliriz. Ama şunu söylemekte fayda var. Sinema dünyası günümüzde algı operasyonlarıyla dolu bir dünya. Bunun farkında olmak lazım. Bunu sadece dünyanın geri kalanında böyledir, Türkiye'de böyle değildir diye düşünmeyelim. Türk sinemasında da algı operasyonlarıyla karşı karşıyayız. Bunu bilerek yapıyorlar ya da bilmeyerek yapıyorlar bilemem ama algı yönetmenlerinin güdümlerinde çalışan birçok sinema olduğu açıkça ortada. Bizler ne yapmalıyız peki? Bizler bu fesat çıkaran kişilerin fesatlarına ortak olmamalıyız. Dikkatli olmalıyız. İzlemeyin demiyoruz. Ama dikkatli izleyin diyoruz diyelim. Ve sizden açıkçası merak ettiğim bir şey var. Sizce bu Spider-Man No Way Home filminde yapılacak olan mesajlardan,
gizli mesajlardan biri sizce ne olacak? Yorumlarda düşüncelerinizi belirtirseniz çok memnun oluruz. Kalın sağlıcakla ve selam.